Novi Sports ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yanında Doğukan var. Hoş geldin Doğukan öncelikle. Hoş buldum, merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Ben Doğukan Yalcı, Hikim Şavyan. Okula 2017 senesinde burslu girdim, ESO bursuyla. Şu an 4. sınıfım ve bilgisayar mühendisliği okuyorum. Ya aslında yine herkesin çok merak ettiği bir soru vardı Doğukan. E-spor bursu ile girdiğini söylemiştin. Ya Şavyan neler yaptı? Yani e-spor bursunu nasıl gördü, nasıl başvurdu, başvuru süreci nasıl devam etti ve şu anki sen nasıl oldun ve ortaya çıktın, aslında birazcık bunlardan bahsedebilir misin? Yani başvuru sürecimle başlayayım. Başvuru sürecimde ben normal apply boyu duymuştum zaten. Sitesine girdim. Tabii e-sporla uğraşıyorum. Dedim ben bununla ilgili bir başvuru yapayım. Sonra siteye girdiğimde sağ üstte e-spor bursu başvurusu diye özel bir seçenek gördüm. Sonra oradan başvurdum. Sonra işte mülakat falan derken okula o süreçle girdim. Anladım. Peki mülakat falan derken birazcık da açabilir misin? Mülakatta neler oldu? Yani mülakatta ya daha çok oyundan bağımsız olarak nasıl bir insan olduğunuzu anlamaya çalışıyorlar. E-sporla ilgili planlarınızı. Yani daha çok hani oyundan ziyade kişiliği insanlar. Biz kime burs vereceğiz? Hani bu burs vereceğimiz insan hani bursa ne yapacak falan diye bakmaya çalışıyorlar daha çok. Anladım. Peki heyecanlandığın bir süreç miydi? Yani gergin miydin, heyecanlı mıydın? O günkü, aslında o güne dönsen o günkü duyguları nasıl ifade edebilirsin bize? Yani aslında şöyleydi. Ben işte başvuruyu yaptım. Sonra ben pek ihtimal vermiyordum mülakata çağrılacağımı. Sonra mülakata çağrıldım. Sonra mülakatın çok iyi geçmediğini düşünmüştüm. Yani karamsardım böyle. Yani tercihimi başka okuldan yana kullanacaktım. Sonra tercihler bitmeden ikinci gündü galiba. Telefon geldi, okula gittim. Çok heyecanlıydı çünkü beklemiyordum öyle bir şey. Telefon çaldı, çok heyecanlıydım. Gittim okula. Sonra orada bursumu kazandığımı öğrendim. Öyle gelişti. Anladım. Peki o zaman şey diyebiliriz gibi gözüküyor. İyi ki BAU'yu tercih etmişim diyebilir misin? Diyebilirim. En iyi tercihim BAU olacaktı her türlü. Anladım. Hangi bölümde okuyorsun? Bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliği. Kaçıncı sınıftın? Dördüncü sınıftın. Peki öğrenciliğin süresinde bir oyuncu olarak nasıl bu süreci devam ediyorsun? Yani bu iki süreç nasıl devam ediyor? Aslında devam ettirmesi çok zor bir süreç. Çünkü bölümüm de zaten zor, mühendislik zaten. İkisini birlikte götürmek aslında okul bunu birazcık sağlıyor. E-spor bunu birazcık sağlıyor. Çünkü işte ders saatlerimi biliyorlar. Ders saatlerime göre antrenman saatlerini düzenliyorlar. Ya da bir turnuva falan olduğu zaman öğretmenlerimle konuşuyorlar, yönetimle konuşuyorlar. Sınavları kaydırıyorlar, dersleri falan girmemi sağlıyorlar. Bu açıdan yardımcı oluyor, fakat her şeye rağmen yine de ikisini birlikte götürmek çok zor. Yani eğer hani çok da istemiyorlarsa daha kolay bir bölüm seçebilirler. Farklı bir konuya değinmek istiyorum aslında. Avrupa'da bir sahnede şampiyonluk aldınız. ya bu kelimelerle ifade edilemeyecek bir süreç benim için. Ya kelimelerle ifade edilemeyecek bir başarı gibi geliyor bana. Neler hissettin? Duygu düşünce yoğunluğun nasıldı? Ne düşünüyordunuz oraya gitmeden? Oraya gitmeden önce yani çok iyi olduğumuzu düşünmüyorduk başta. Sonra antrenman sürecine girdiğimizde daha da geliştik ve iyi olduğumuzu fark ettik. Turnuvaya gittiğimizde diğer takımları gördük. Birazcık yani zorlu olduklarının farkındaydık ama başından beri biz şampiyon olacağımızı düşünüyorduk en azından. Bunu hep hedefimiz oydu. Orada şampiyon olmak çok güzel hissettirdi. Çünkü yurt dışında, Avrupa'da kendini gösteriyorsun, ülkeni temsil ediyorsun zaten. Kalabalık biraz, ya daha kalabalık olsa daha çok sevindirebilirdi ama yani çok güzel bir deneyimdi. Bu zamana kadar hep senden bahsettik, seni tanıdık, işte senin süreçlerinden bahsettik. Peki BAU Esports dışarıdan bakıldığı zaman birazcık kapalı kutu gibi gözükse de aslında buraya gelip çok kolay bilgi alabiliyor insanlar. Ama buna gerek yok gibi düşünsek ve sen birinci elden izleyen arkadaşlara neler anlatabilirsin? Yani takımınızda çalışanlar kimler, arka tarafta süreçler nasıl ilerliyor, bir de BAU Esports içerisinde nasıl devam ediyor bu süreçler? Birazcık bahsedebilir misin? Bizim zaten takımımız çok büyük bir ekipten oluşuyor. Sadece 5-6-7 kişi değil yani takımımız. Hep oyuncular değişebiliyor ve hani birbirimizi bu konuda motive ediyoruz. Analistlerimiz ve koçlarımız var. Maçlarımızı analiz edip bize geri bildirimlerde bulunan. Takım menajerimiz var. Takımın arka planında çalışan insanlardan bize bahsettin zaten. Ama mesela zorlu süreçler de yaşayabiliyorsunuz. Örneğin turnuva süreçlerinizin içerisine sınav stresleri girebiliyor, ne bileyim işte. Sürekli bilgisayar başında oturuyorsunuz aslında. Fiziksel olarak da zorlukları da var sizin yaptığınız işin diyebiliriz aslında. Bunları nasıl çözüyorsunuz BAU Esports bünyesinde?
Eğer yani psikolojik olarak bir sıkıntımız varsa psikolojik danışmanımız var. Onunla görüşmeler yapıyoruz ve böyle çözmeye çalışıyoruz durumu. Bu fiziksel olarak yaşadığımız problemlere gelirsek de fizyoterapistimiz var. Fizyoterapistimizle birlikte bu sıkıntıları çözüyoruz. Egzersizler veriyor. Bunları yaparak daha özellikle boyunda oluşan sıkıntıları bunları çözmeye çalışıyoruz. Bunların dışında sosyal medya ekibimiz var. Ayrıca bu videonun çekilmesini ve bütün yayınları yapmamızı sağlayan reji ekibimiz var. Ve bunun arkasında daha birçok insan var ve bu ekibin hepsi öğrencilerden oluşuyor. Doğukan çok teşekkürler. Bizimle çok güzel bilgiler paylaştın. Özellikle Bahçeşehir Üniversitesi'ni seçecek aday öğrenciler için de çok aydınlatıcı bir röportaj oldu diyebilirim. Evet. Eklemek istediğin bir şey var mı? Hayır, her şey için çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Kanalımızı takip etmeyi ve sosyal medya hesaplarımız aşağıda zaten olacak. Aşağıdan sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bizimle kalın. Hoşça kalın.